Herkese günaydın. Ben Gülcan, kanalıma hoş geldiniz. Şu an fırına gidiyorum. Ya canım böyle simit istedi sabah sabah. Henüz kahvaltı yapmadık. O yüzden böyle kalktım şimdi fırına gidiyorum. De markete uğrayacağım. Böyle erkenden gideyim dedim, hani kimse yoktur diye düşünüyorum bu saatte. Sabah saat 10. Yani gerçekten canımın sürekli bir şeyler istemesi de başım dertte. Ki normalde ben zaten yeterince iştahlı bir insanımdır ama böyle şey olunca işte hamile olduktan sonra daha da fazla böyle artmaya başladı. Yani işte dedim ki gidip bir simit alayım. Böyle çay simit yaparım. Öyle şimdi markete önce fırına gideceğim. Bir simit alacağım, ekmek alacağım. Sonra da markete gideceğim. Marketten bir ufak tefek bir şeyler alacağım. Ondan sonra eve geçeceğim ve kahvaltı hazırlıkları. Sonra görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık. Simitleri yedim ve kendime geldim. Gerçekten çok canım çekmiş. Şimdi mutfağı bir toparladım. Evi bir toparladım. Sildim, süpürdüm. Kargolarım geldi. Tişörtler falan almıştım. Böyle elbiseler falan almıştım. Zaten elbiseleri daha önce göstermiştim ama tişörtlerimi göstermemiştim. Hatta onun haricinde de böyle hamile taytı pantolonu falan aldım. Şimdi size onları göstereceğim tek tek. Sonrasında da büyük ihtimalle Kuzey'le şöyle bir dışarı çıkarız. Çünkü çok sıkıldı da evde. Bir market alışverişi yaparız. Belki aslında parka gidecektim ama bilmiyorum ya, kararsız kaldım, gitsem mi gitmesem mi diye. Neyse, artık onun dışına çıkınca karar veririz. Hadi şimdi şu kıyafetleri bir bakalım nasıl olacak. Şimdi öncelikle Trendyol'dan şöyle bir tişört aldım. Şöyle bir baskısı var. Flamingo. Normalde aslında internette gördüğüm renk daha bir canlıydı. Daha böyle pembe renkli ama bu da bu şekilde böyle geldi. Ama olsun, hiç önemli değil. Hatta şöyle uzun bir tişört. Gayet güzel. Altına da dediğim gibi Valik2'den bir hamile taytı aldım. Çok güzel bir şekilde göbeğe kadar geliyor. Bir bakın, göbeğim de zaten büyümeye başladı bile çünkü dün tam 2 aylık olduk. Benim göbeğim biraz normalden fazla büyüyor doğal olarak, çünkü miyonlarım var biliyorsunuz. Miyonlar bebekten çok çok daha fazla büyüdüğü için benim de göbeğim bu şekilde çıkıyor. Ama bence çok güzel. Valik2'den aldım bunu. Hem de 20 lira gibi bir fiyata aldım. Normalde Penti'ye baktım. İşte diğer böyle satan, işte hamile taytı satan yerlere baktım. Yani en ucuzu 80-90 lira civarındaydı. Sonra aklıma geldi ki niye Valik2'ye bakmıyorum. Bence gayet güzel. Siz de isterseniz Valik2'den bakabilirsiniz. Dediğim gibi 20 lira, 19.90 falandır yani fiyatı. Ve şöyle dedim ki hani acaba ince olur mu ya da çok mu kalın olur falan. Neyse dedim, artık ince olursa evde giyerim ama kesinlikle ince değil, asla işte göstermiyor. Bence gayet güzel bir tayt. Şöyle bir tişört aldım yine. Baskısı gerçekten çok güzel. Rengi de çok hoşuma gitti. Normalde aslında small giyiyorum ama ben medium aldım. Zaten bol bir tişört ama olsun. Şöyle tişört, daha doğrusu taytların üstüne giymek için bence oldukça güzel. Şöyle de göstereyim. Bence taytın üstünde çok güzel oldu. Gayet güzel kapattı. Yani rengi de çok güzel. Gayet böyle şeydi, kumaşı da çok güzel gerçekten ama bunu da Trendyol'dan aldım. Bu da sanıyorum 35 lira civarındaydı. Atlas Plat'tan markası da. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz siz de. En sevdiğim renk olan pembe. Bunu gerçekten sadece rengine böyle aşık olduğum için falan aldım. Bu da Trendyol Milla'dan. Bence gayet güzel. Yenine bol tercih ettim. Hatta bir bedende büyük aldım. Böyle bol durmasını istedim. Hem de bu şekilde biraz daha uzun olmasını istediğim için. Şu altındaki de yine şöyle göstereyim. Biraz daha aşağı indirelim. Evet. Bu da hamile tayt. Hamile kot. Yani şöyle, bunu da Valik2'den aldım. Hamile taytı değil de hamile kotu olarak falan geçiyor sanırım. Şu şekilde yine şuraya kadar geliyor. Kapatıyor. Gördüğünüz gibi göbeği de çok güzel bir şekilde sarıyor. Bence gayet güzel ya bu da. Şöyle kumaşı böyle yumuşacık ve fiyatı da 30 liraydı. Evet.
Gerçekten fiyatı inanılmaz uygun. Bence yine böyle hamile olan arkadaşlar mutlaka ama mutlaka Waikiki'nin o hamile reyonuna bakın. Ben aslında normalde mağazaya gittiğimde baktım ama bulamamıştım. Yani internet sitesinde var. Hala kalmış mıdır bilmiyorum. Gerçi kalmıştır ya. Ben çünkü alalı bunu bir hafta falan oldu. Yeni geldi zaten. Yani bence gayet güzel. Hem de gördüğünüz gibi burası zaten yumuşacık ve kot görünümlü. Yumuşacık da bir böyle şey var. Kumaşı var. Yani tam böyle yazlık tiril böyle giyebileceğiniz bir tayt da değil aslında. Tayttan bir tık daha böyle kalın. Kot gibi de değil ama kot görünümlü. Gerçekten güzel ya. Ben çok sevdim. Çok beğendim bu kot gibi görünen yani. Artık böyle kotlar yerine bunları giyeceğim. Çünkü diğer kotlarım artık göbeğimi sıkmaya başladılar. Evet. Gerçekten güzel oldu. Ben bunu çok beğendim. Tamam, önce şimdi rengini yakından bir göstereyim. Gerçekten rengi muhteşem. Su yeşili diye geçiyor sanırım bu da. Bunu da zaten biliyorsunuz, göstermiştim size diğer videoda. Gerçekten bunun böyle kumaşı da çok güzel. Tam böyle çivili yazlık giyebileceğim bir elbise. Modeli de çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı da bir rengi var. Bu da böyle bir elbise. Ve tabii kesinlikle benim favorim olan pembe elbise. Yani gerçekten duruşu, modeli çok çok güzel. Çok beğendim. Zaten pembeye aşığım artık, onu herkes biliyor. Şöyle bir elbise. Bence gayet güzel. Yani şuradaki fırfırlar da çok güzeller zaten. Yani ben çok beğendim. Çok da güzel, böyle çok da rahat giyebileceğim bir elbise böyle yazın. Kumaşı da gayet güzel. Bence gayet şık ve şirin bir elbise. Evet, bu kadar aldıklarım. Ya hamilenin en güzel tarafı da şey değil mi ya? Yani böyle göbeğinizi istediğiniz şekilde, ya, göbeğinizi saklamıyorsunuz. Göbeğinizi saklamak zorunda kalmıyorsunuz. Bence bu müthiş bir şey. Şimdi aldıklarım bu kadardı. Şimdi Kuzey ile birlikte şöyle bir dışarı çıkalım. Onu biraz gezinmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıldı. Hadi şimdi gidelim. Kirazlar çok güzel olmuş değil mi? Vallahi. Kıpkırmızı olmuşlar. Hele şuradakiler daha güzel olmuş. Evet, çok güzel olmuş kirazlar. Hadi gidelim, gel. Ne, nerede? Biz çıktık yola. Bakalım. Kamyonumuzu da aldık. Artık önce parka gideriz. Gel. Çok kalmamış. Evet. Zaten eminim ki çok fazla kalmak istemeyecektir. En fazla 5 dakika. Arabalarını da doldurdu çantasına. Ne yapacaksa o kadar arabayı bilmiyorum yani. Aa, güvercinlere bak. Hadi gel. Kapıyı kapat. Hadi. Hadi anneciğim. Gel. Gel bakalım. Hava bugün güzel. Ama günlerdir ya, İstanbul'da inanılmaz bir felaket yağmur vardı. Hatta zaten görmüşsünüzdür haberlerde falan, böyle hortumlar falan çıktı yani. O derece berbat bir hava vardı. Ama bugün çok güzel, güneşli ya. Vallahi biz de hazır böyle güneşliyken biraz çıkıp bir hava alalım dedik. Fazla kalma istemedi dışarıda, yine en fazla 1 saat falan sürer. Gel aşkım. Minik kuşum kameralara konuşmak istemiyor. Hadi şimdi gidelim biz parka kadar. Gel anneciğim. Parka geldik. Kimse yok Allah'tan. Bomboş. Şimdi bakalım oynamak isteyecek mi? Orada mı duralım? He? Oturalım mı oraya? Hadi oturalım. Arabalarını çıkaracak mısın? Çıkaracak mısın arabalarını? Ne istiyorsun? Arabada
Tamam, çıkar arabalarını, burada oynayabilirsin arabalarınla. Burada kalp çeşit. Bu çeşit mi? Tamam. Fotoğraf çekme diyor. Tamam, çekmiyorum fotoğraf. Kapatıyorum, tamam. Arabalarını dizdi, şimdi böyle oynayacakmış. Ne o? Adı ne onun? Ne anneciğim? Motosiklet mi? Nasıl olmadığına göre biraz çıkarabilirim herhalde. Gerçekten nefessiz kalıyorum. Anne. Normal şartlarda. Anne. Efendim anneciğim. Adam kokuna. Ay, karınca geldi. Korkma, bir şey yapmaz aşkım. Korkma korkma, bir şey yapmaz. Ya normal şartlarda aslında bu saatlerde uyuyor oluyorum. Araba bokamayı yapıyor. Evet, onu doldurabilirsin. Bu ilaçlar inanılmaz ya, beni böyle şey yapıyor. Sürekli böyle uyku halindeyim işte, kanapı büyük ihtimalle yapmaya başladı. Diğer haplarda zaten mide bulantısı yapıyor aşırı bir şekilde. Ve böyle evde sürekli uyumuyorum da aslında ama yatıyorum yani. Kalkamıyorum çünkü ayakta duramıyorum. Çok böyle halsizim. Uyusam da şöyle bir işte bir yarım saat falan uyuyabiliyorum işte, kuzey izin verirse tabii. Onu da yalnız bırakmak istemediğim için uyumuyorum yani, daha doğrusu. Biraz zorluyor beni bu süreç. Bilmiyorum, belki dün tam 2 aylık oldu. Ne oldu aşkım? Tam 2 aylık oldu dün. Belki bir ay daha böyle geçer diye düşünüyorum ama bir aydan sonra düzelecek diye umuyorum. Yani en azından herhalde büyüye ilaçlara falan alışır. Ondan sonra da daha böyle şey olur. Alışırım herhalde ya. Böyle kendimi eskisi gibi biraz daha böyle dinç hissetmek istiyorum. Çünkü sürekli bir yorgunum ya. Böyle kolum kalkmıyor yani resmen. Anne, anne, şimdi parktan çıktık. Markete gidiyoruz. Bütün oyuncaklarımızı bıraktık. Bütün oyuncakları falan hepsini eve bıraktık. Şimdi markete gideceğiz, bir şeyler alacağız. Ama çok yorulduk. Ay, yürüyemiyorum gerçekten artık. Ya eskisi gibi. Belim ağrıdı. Aslında markette yakın ama. Hadi gel. Vallahi artık yürüyemiyorum. Gel gidelim hadi. Gel. Ay, gittik. Aloe vera alacaktım aslında. Bugün gelmiş olması lazımdı ama gelmedi dedi. Ya büyük ihtimalle ya da şey dedi işte, gelmiştir ama hani sabah gelmiştir ve bitmiştir dedi. Büyük ihtimalle öyle olmuştur zaten. Buradan da peynir, zeytin falan alacağım. Bir tane de yufka alayım diyorum. İnşallah kalmıştır. Biraz geç kaldık. Efendim? Ne o? Tamam, alalım anneciğim. Gel. Şuradan bir yufka bulalım. Aa, yok mu ya? Yufka kalmamış. Ne yapacağız? Neyse, artık diğer hakmara gideriz ya. Canım şöyle kıymalı bir gözleme istedi. Şurada kıyma var mı acaba? Ona bir bakayım. Dolapta var mı? Evet. Kıyma var en azından. Tamam. Bir yufka alırız. Ay, yufka buradaymış ya. Yine görememişim. Bunlardan alayım. Bu neymiş? Günlük 3 tane var içinde. Bunun 6 tane var. Kaç tane var? Ay, 5 tane, tamam. Çok oluyor ya. Fazlası da kalıyor. Şundan da bir kıyma alalım. Bir kıymalı gözleme yapalım. Kıymamızı da aldık. Başka ne alacaktım? Peynir alacaktım. İnşallah ekilimin peyniri vardır burada. Var mı? Yok maalesef. Mis var. Bunu da almak istemiyorum. Neyse.
peyniri diğer marketten alalım. Hadi gel gidelim. Eve geldim. Böyle hemen soğan doğurdum falan derken gördüğünüz gibi soğan beni bu hale getirdi. Hemen böyle kıymayı falan kavurdum. Soğanı kavurdum derken etli ekmek değil. Neydi? Kıymalı gözleme. Kıymalı gözlememi yaptım ve şimdi yiyeceğim. O kadar çok acıktım ki yani anlatamam gerçekten. Açlıktan böyle biraz bayılmak üzereyim. Saat sanırım şu an 7 falan oldu. Biz de anneciğim, biz dışarı çıktığımızda saat 4'tü. Yani 4, 5, 6, 7 evet neredeyse 3 saat olmuş. Artık açlıktan bayılmadan hemen gözlemelerimi yemek istiyorum. Size göstereyim nasıl olmuş. Ay halime bakın. Çok kötü görünüyorum. Ya soğan o kadar acıymış ki gözlerim inanılmaz yandı. Gördüğünüz gibi zaten bütün böyle makyaj falan kalmadı. Hepsi aktı. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Ben hemen karnımı doyurayım. Biliyorsunuz hamileyim. Ve çok fazla aç kalmamam gerekiyor. Ya da bunu kullanıyorum bilmiyorum. Her neyse. Evet şöyle gözlemelerimi yaptım. Yanına da ayran. Tabii ki olmazsa olmaz. Şimdi ben karnımı doyuracağım. Sonrasında görüşürüz tekrar. Okay.